size daha önce bedava Türkçe ve telefondan oynayabileceğiniz bir oyundan bahsetmiştim. NBA Infinite çıktı. NBA Infinite'e detaylı bir inceleme yapacağız hep birlikte. Ben de ilk defa sizinle başlayacağım. Sadece oyunu indirdiğimde küçük bir alıştırma kısmı vardı. Onları yaptım. Yani sadece Türkçe ve oynaması bedava bir NBA mobil oyunu bile yeterince heyecan verici, ama sanki bu oyunda daha fazlası da var. Bu videoda insanlara karşı maçlar yapacağız. Belki sizlerden biriyle maç yapacağız ve her NBA oyununda yetenekli olduğumu da göstereceğim size. Şimdi takımımızı seçerek başlıyoruz. Benim seçeceğim takım, zaten beni biraz biliyorsanız biliyorsunuzdur, Los Angeles Lakers'ı seçiyoruz. İlker Sirt kullanıcı adım. Bunu ekleyerek benle birlikte oynayabilirsiniz bu oyunu. Şimdi bana 3 tane takım sunuyor. Çemberin Kralları takımında Stephen Curry var ki, bu Stephen Curry'nin çaylak hali, 2009 Stephen Curry. Bayağı cılız bir herif. Aslında üçlük atan bir oyuncuyum genelde böyle oyunlarda vesaire. Stephen Curry ile oynamak keyifli olabilir ama potanın yıldızlarında öyle bir adam var ki tabii ki bu adamla oynayacağız. LeBron James. 2003 LeBron James ve yanında Bam Adebayo, Jason Tatum gibi oyuncular da var. Bir de 2007 Kevin Durant var. Çok sarmaz abi. LeBron James'ten devam. Smaçlarımızla başlayalım. Sonra zaten Stephen Curry ile falan domine ederiz bu oyunu. Şimdi hemen bir ara sahne bak. Bu sahneler falan, grafikler bayağı iyi. LeBron James'in çaylak modellemesini çok iyi yapmışlar. Dokun dediği yerlere dokulalım. Burada biz de sizinle birlikte oyunu öğreniyoruz. Görevlerimiz var. Günlük görevlerimiz var. Bak, günlük girişimizi yaptık. Bize 20 tane gelişmiş beceri kılavuzu verdi. Onunla da ne yapabildiğimizi öğreniriz ileride herhalde. Evet, sahip olduğum oyuncular. Şu an sadece LeBron James var ama bunu derecesini yükseltebiliyoruz. Yani şu an 76 overall'lık bir LeBron James'imiz olmasına rağmen bir tane daha LeBron çıkarırsak bunu 78'e yükseltebiliyoruz. LeBron'un bu özel gücü, yükselen güç adında, penetre ettikten sonra smaç oranını ve bloklara dayanıklılığını arttırıyor 3 saniye boyunca ve Tomahawk smacı, LeBron'un bildiğiniz bizim balyoz smacı dediğimiz Tomahawk smacını aktive ediyor. Derece yükselt dediğimizde ikinci seviyede açılıyormuş. Tamam, biz biraz oynayalım en iyisi. 11 puanlık PvP, yani başka takımlara karşı, başka oyunculara karşı maç yapacağız. Bir oyunun ne sürede buluyor ona da bakmak istedim de hemen buldu. 5. saniyeden buldu, bizi oyuna soktu. LeBron'u seçtik. Şu an elimizde sadece LeBron var ama video ilerledikten sonra, videonun sonuna doğru artık bir yıldızlar karması kurarız. Takım arkadaşlarım da Andre Drummond ve Jalen Green'i seçtiler. Jalen Green. Gerek var mıydı Jalen Green'e ya? Karşımda da Kevin Durant var. Kevin Durant'i öldürürüz LeBron'la muhtemelen. Öldürmek demeyelim de. Mahvederiz muhtemelen LeBron'la. Sahaya çıkıyoruz. Gerçekten grafikler bayağı iyi lan. Beyaz formalar biziz. Andre Drummond alır muhtemelen hava atışını ama hangi Andre Drummond? Onların Andre Drummond'u aldı. Ben bir savunmayla başlayayım. Kevin Durant'e topu aldırmayayım. Bu arada siz de kendi adamınızı savunun beyler. Derrick Rose bomboş turnike attı. Pas isteyerek başlayalım. Evet, pasımızı aldık. Şöyle Kevin Durant'in üzerinden bir tane smaçla başlasak ya, aynen öyle. Aynen öyle. LeBron James'in şutu muhtemelen çok iyi değildir çünkü çaylak LeBron James bu. Bir de daha ilk seviye. Arttırınca muhtemelen şutu da artacaktır. Şimdilik çok şut denemesem iyi olur. Kurtuldum. Boşum. Perde koyalım ya. İyi bir takım arkadaşı olalım. Perde koyalım. Eline sağlık Jalen Green. Jalen Green uçuyor. Şimdi Kevin Durant'in savunmasındayız. Kevin Durant'e de pas vermiyorlar yalnız. Derrick Rose hep kendi gidiyor. Bloklayacağım bir tane. Aynen. Aynen blokladım. Savunmada zayıfım. Savunmayı daha öğrenemedik. Pas verelim. İyi bir takım arkadaşı olalım. Asistle başlayalım. Ya Andre Drummond'un o şutu sokmuşluğu mu var be? Yok 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 yok. İmkansız. Oo. Kevin Durant. Maç başlamadan önce Kevin Durant hakkında şöyle yaparız, böyle yaparız tarzı söylemlerim oldu ama boşum. Boşum. Tamam sen at. Sen de boşsun. Herkes step back üçlük atıyor ya. Keşke Curry'i alsaydık, bari biz de üçlük atardık. Eyvah eyvah eyvah, zıpladım. Yok 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 yok, boşum. Tamam biz şut atamıyoruz belki ama bizim de smaçlarımız var. Bizim de smaçlarımız var. Turnike kaçırdık. Bir tane daha deneyelim. Bunu sokmuş olmam lazım. Evet, teşekkürler Andre Drummond. Teşekkürler. Rebound alalım. İlk reboundumuzu da aldık. Hemen pasımızı verelim Jalen Green. Lan Jalen Green'e veremedim. Andre Drummond şunu deneme artık kardeşim ya. Bu Andre Drummond'u alan kimse muhtemelen hiç izlememiş Andre Drummond'u. Kevin Durant'a mal gibi zıpladık. Sorun yok, sorun yok. Rebound bende. Rebound bizde en azından. Takımca bizde. Boşum, boşum, boşum. Orta mesafe sokabilirim LeBron'la. Evet, öne geçirdim. Kazanıyoruz. Game winner oldu. Andre Drummond mı MVP oldu ama? En değerli oyuncu Andre Drummond oldu. Bence ben hak etmiştim. Objektif olmak gerekirse. Andre Drummond 4 rebound 2 asist. Yani orta mesafe şutlarını görmediniz mi? Benim 6 sayım var. %60 ile atmışım. Şöyle takım arkadaşlarımıza bir iyi geri dönüş verelim. Hemen beğenelim. Muhtemelen onun da katkıları vardır. İyi bir takım arkadaşı olun ve size de baş parmaklarını kaldırsınlar. Seviye 2 olduk bile. 20 elmas. Bir de draft çekilişi hakkı kazandık. Bu draft çekilişi öyle paket açma mantığı gibi. Burada havuzdaki oyuncuları görelim. Havuzdaki oyuncular, çıkabilecek oyuncular bunlar. Ben buradan 2 tanesini seçeceğim ve istek listesine koyacağım. O zaman
paketlerden çıkma ihtimali daha da artıyor bunların. LeBron'un yanına kim yakışır? Mesela Donovan Mitchell yakışır ve Bam Adebayo yakışır. Bir uzun bir kısa aldım. Donovan Mitchell çıkarsa buradan çok iyi olur. Haydi bakalım paket şansımız nasıl? Genelde bu tarz oyunlarda paket şansım çok iyidir benim ama LeBron çıktı bir tane daha bak. LeBron'u geliştireceğiz. Julius Randle çıktı. Julius Randle'ı sevmem. Andre Drummond çıktı. Jordan Poole. Ya hani paket şansımız iyiydi hadi. Bam Adebayo oh be. Bam Adebayo'yu gördük. Donovan Mitchell kazandıramadık ama Bam Adebayo kazandık. Şimdi de şöyle bir bilgi vereyim size. Bu oyundaki oyuncular sürekli güncellenecek. Yani oyuna güncelleme geldiğinde mesela Alperen Şengün tarzı oyuncuların da oyuna eklendiğini göreceksiniz. Sadece burada gördüğünüz oyuncular yok oyunda. Şimdi LeBron'umuzu biz bir 78 overall'a çıkaralım. Evet. Geliştirmesini yaptık LeBron James'in. Artık daha iyi bir LeBron James'le oynayacağız. Ve bak yeni becerisi var LeBron James'in. Geri adım yani step back diyebiliriz buna. Ve burada zaten oyunun Türkçe olduğu için büyük bir avantaj. Nasıl yapacağını vesaire de anlatıyor size. Step back'i geri adımı nasıl yapacağınızı gayet net bir şekilde anlatıyor. Tamam LeBron'um var artık. Buralardan ön kayıt ödüllerimizi de alalım. Ön kayıtta bak Tyler Jenkins koçların koçu iyi koçtur. Bakalım oyuncu falan verecekler mi? Açalım. RJ Barrett. Ya keşke daha iyi bir oyuncum olsa. Tobias Harris. Güzel. Severiz. Bir de 10 tane yıldızlı bilet verdi. Antrenman kampı diye bir yer var. Bu antrenman kampında ne yapabiliyorsunuz? Mesela ben az önce LeBron James'in step back özelliğini açtım. Bunu gidip burada deneyebiliyorsunuz. Antrenman kampında deneyebiliyorsunuz ve burada görevler var. Görüyorsunuz. Bu görevleri tamamladığınızda 30 tane elmas veriyor size. Ben şimdi onları hızlı hızlı tamamlayacağım. Size hepsini göstermeyeceğim. Ama siz de oyuncularınızı kasmak için bu tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunları hızlı hızlı geçiyorum. Şimdi bu smaçı da vurduktan sonra Aaron Gordon'la 30 elması bana vermesi lazım. Çünkü 3'ünü de tamamladım. Hop dokundum ve 30 elmasım var artık. 30 elmasım daha var. Ne kadar vardı toplamda? Evet 80 elmasım oldu toplamda. Ben 11 puanlık tekrar 3'e 3 oynayayım. Bu sefer 3. saniyede maçı buldu. Hiç beklemeden maça sokuyor size. 3'e 3 de severiz ya. 3'e 3 gayet iyi. Beni biliyorsunuzdur zaten. Ben ya asıl olarak 3'e 3 oyuncusuyum. Hemen Bam Adebayo ile mi denesem? LeBron'dan devam ya. LeBron'u kasalım. 3'e 3 benim basketbolda en sevdiğim alanlardan biridir. Çok hızlı oynanıyor çünkü. Sürekli oynanıyor. Dışarı çıkman gerekiyor. İçeri çıkıyorsun. Bir tempo var. 5'e 5 basketbol biraz daha yavaş bence. Şimdi 3'e 3'te bu sefer takım arkadaşlarım Clint Capela ve Keldon Johnson'ı gördüm. Karşımda da Andrew Wiggins'i gördüm. Bu sefer 2 Andre Drummond değil 2 Clint Capela izleyeceğiz. Aslında Bam Adebayo'yu alsaydım burada domine ederdim. Hadi bizim Clint Capela alsın bu sefer. Evet. Evet. Kevin Durant el sokma. El sokarsan arkada Tomahawk smacını yersin böyle. Bakalım Kevin Durant'ın bana verecek bir cevabı var mı? Andrew Wiggins çembere gidiyor. Bloklarım. Bloklarım. Ah. Ah. Şutunu bozdum ama bloklayamadım. Boşum. Boşum. Bir tane de üçlük atayım. Çok iyi yerde bıraktım ve üçlük geldi. Güzel. 5 sayıyla birden başladım. Andrew Wiggins pas vermiyor diyecektim. Pas verdi. Kevin Durant ona geri verdi. Boş orta mesafe kaçırdılar. Güzel boşum. Keldon Johnson sen at bir tane de. Sen at bir tane de. Reboundu bende. Bir smaçta ondan 7-0. Hadi bu maç 11'e 0 yapmayı deneyelim ya. Kevin Durant içindeyim. İmkanı yok bu şutun. Reboundda beni bırakmayın ama. Reboundda beni bırakmayın. Buna da zıpladım. 11'e 0 dedim ya hemen sayıyor. Kevin Durant beni savunamazsın Kevin Durant. Yalnız bu LeBron bayağı OP gibi gözüküyor. Kimse durduramıyor. Bir de şu şut soksa diyeceğim. Az önce soktuk. Şut da soktuk. Yok içindeyim. Reboundları alalım. Rebound almak biraz daha zor bu oyunda. Şimdi muhteşem hücum özelliğimi açtım. Şimdi çembere gideceğim ve harika bir smaç vuracağıma eminim. Evet. Maçı bitirdim. 11 sayının 9'u benden. Burada da MVP oluyoruz. Herhangi bir basketbol oyununa beni koyduğunuzda hemen MVP'liği, en değerli oyuncu ödülünü alıyorum. 9 sayı bunların biri üçlük. %100 ile attık. Hiç kaçırmadık. 2'de 2 ile başladık oyuna. 2 maç, 2 galibiyet. Eğer beni yenebileceğini düşünüyorsan hemen Discord kanalıma gel. Oradan bir karşılıklı oyun oynayalım. Ya da maç kazanmak istiyorsan da benim takım arkadaşım olabilirsin. Burada 4 tane oyuncu veriyor. İlk seferlik ücretsiz diyorlar. Burada mesela Brook Lopez'i mi alsak, Marcus Smart'ı mı? Ben Marcus Smart'ı alacağım. 3 level olduğumuz için şimdi oyunun marketi açıldı. Markette şöyle güzel bir şey var. Ben Marcus Smart'ı aldım. Burada bak 161 bin puanım var benim. Buradan alabileceğim oyuncular mesela Julius Randle'dan bir tane daha alabilirim. Bende de var. Onları birleştirip bir üst seviyeye çıkarabilirim Julius Randle'ıma. Ya da kendi oyuncularınızı satabilirsiniz. Kullandıktan sonra, geliştirdikten sonra bile satabilirsiniz. Bence bu marketteki en iyi özellik şu. Onu da göstereyim. Victor Oladipo'yu satacağım mesela. En fazla koyabileceğim aralık belli. Yani haksız kazançlar oluşmaması adına bunun sınırını koymaları çok iyi olmuş. Yani ben atıyorum 10 bine de
Victor Oladipo koyup insanları kazıklayabilirdim ama böyle bir şeye izin vermiyor oyun. Gayet adaletli market sistemi. O yüzden beğendim. Şimdi Lamelo Ball alabilirim. Shai Gilgeous-Alexander alabilirim bak kartlardan. Devin Booker. Devin Booker çok pahalı ama. Neyse o parayı şimdi kasacağız birlikte. Bu arada etkinliğe vesaire gidip de tamamladığınız görevleri de buradan gidip ödüllerinizi alın. Tümünü al dediğinizde zaten hepsini alıyor. Evet, günlük giriş ödülleri de var. Bugün 5000 altın aldım. Yarın girersem 10.000 altın olacak. Cumartesi girersem 50 elmas alacağım vesaire vesaire. Günlük giriş ödüllerini de görüyorsunuz. Draft çekilişi yerinde yani bu paketlerde yeni şeyler açıldı. Az önce sadece bu vardı. Donovan Mitchell'la Adebayo'lu. Şimdi Yıldız Havuzu diye bir yer açıldı. Bu oyuncu havuzunda kimler var bir bakalım. Stephen Curry, LeBron, Giannis, Jokic ama bunların ihtimalleri de gözüküyor bak. İhtimalleri yüksek olan oyuncular. Bunlardan bir tane çıkaracağım ben. Stephen Curry, LeBron, Giannis. Bak 10 tane alıyorum. Bunlardan bir tane çıkaracağım eminim. Paket şansım iyidir dedim. Bak şimdi. İlkinde Kevin Durant. Kevin Durant var mıydı? Yoktu. Aaron Gordon. Tamam. Olur abi. RJ Barrett. Bana bir tane LeBron versene. Üst seviye LeBron. Ya da Curry de olur. LeBron'umuz var zaten. Andre Drummond geldi. Derrick Rose geldi. Capela geldi. Hadi abi. Ja Morant. Ja Morant çok iyi oldu lan. Ja Morant'ımı alırım. Hemen Ja Morant'le bir oyuna gireceğim şimdi. 11 puanlıktan Ja Morant'le oyuna gireceğim. Yani LeBron'la bu smaçları basıyorsak Ja Morant'le neler neler basarız. Kimse almadan almam lazım ama Ja Morant'ı. Hop Ja Morant aldım bile. Oyun kurucu oynayacağım bu sefer. Top benden başlayacak. Jonathan Isaac'i aldı takım arkadaşım. Diğeri de Keldon Johnson aldı. Karşımızda Capela, Durant, RJ Barrett var. En iyi oyuncu benim şu an sahada. En yüksek reytingli oyuncu benim. Ja Morant'i bir deneyelim. Hava atışını Jonathan Isaac sen alırsın. Başlarız hemen. Hemen başlarız. Alamadık. Alamadık. RJ Barrett'ın savunmasındayım. RJ Barrett'ın içinde duruyorum. Evet. Kevin Durant çembere gitti. Çok rahat. Beyler biraz savunma yapalım. Haydi. Ja Morant'le crossover'ımızı yaptık. Çembere. 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 Ja Morant'le Tomahawk smacımızı bulduk. Çift elle çembere soktuk RJ Barrett'ı. Kevin Durant çembere gidiyor şimdi. Aa adamımı boş bıraktım. Allah'tan atmadı. Kevin Durant. Kevin Durant'ı savunun. Kevin Durant. Oo bir smaçta Kevin Durant'tan. Bizim takımın savunması çok iyi değil. Şimdi iyi bir takım arkadaşı olacağım ve pasımı vereceğim Keldon Johnson'a. Böyle paslaşarak oynayalım abi. Evet bak siz pas verirseniz o da size veriyor. Üçlüğümü yolladım. Bomboş üçlüğüm isabetli. Üçlük lazımdı. Hep böyle smaç smaç onların üstünlüğü olurdu. Ama üçlüğüme hemen cevap gelmesin. Aferin Jonathan Isaac. Aferin bak. Çok iyi paslaşıyoruz bu arada. Jonathan Isaac'ten perde geldi. Jonathan Isaac'ten perde geldi. Hemen indireyim Jonathan Isaac'i. Orta mesafesi isabetli. Bir tane de asist. Bu takımı beğendim ya. Bu takım güzel paslaşıyoruz. Birbirimize alan açıyoruz. Perde koyuyoruz. Reboundumu alayım. Rebound da çok iyi değilim. Ja Morant zaten kısa bir oyuncu. Keldon Johnson. Step back yaptı. Çok iyi. Çok iyi dribbling yapıyor bu herif. 9-4. Bunu da kazanacağız. 3-3 olacağız. Yanlış hatırlamıyorsam 6 level'da dereceli açılıyor. Asıl mücadele orada olacak tabii. Dereceli de kaybetmeden tamamlamayı düşünüyorum. Şu ana kadar hiç kaybetmedik. Boşum. Boşum. Kurtuldum oyuncumdan. Keldon Johnson bana pası verdi. Güzel. Orta mesafede bomboş atışım. İsabetli, isabetli kazandırdım. Sakin. MVP oluyorum. Yine ben. Yine MVP'lik. Asıl mevzu LeBron'da değilmiş tabii ki. Ja Morant'le de oynasak MVP oluyoruz. 7 sayı 1 asist 1 üçlük. Ja Morant'le üçlük atmak da gayet iyi oldu. Takım arkadaşlarımı hemen beğenelim. Bak onlar da beni beğendi. Teşekkürler beyler. Birbirinizi de beğenin ama bir beğeninde kaldınız. Şimdi kaç level olduk? 4 level olduk mu? Evet 4. seviyeye de geldik. 3'e 3 dereceli açıldı. Şimdi dereceli vakti. Dereceli şu an çaylak 3'üz. En düşük derecedeyiz ama birkaç maç sonra çaylak 3 olmayacağımızı söyleyebilirim şimdiden. Benim tabii bir paket daha açasım geldi. 10 tane bundan varmış. Hadi Donovan Mitchell'ı kasalım da. Gerçi Bam Adebayo var. Oyuncularımızdan birini kasalım. Kopyasını çıkarmamız lazım kasabilmek için. Kastığımız oyuncularla oynayalım. Mesela bak LeBron James geldi bir tane. LeBron James geldi. LeBron James'imizi 80 level'a çıkarabiliriz. 80 overall'a çıkarabiliriz. Şimdi 3. seviyeye çıkartacağımız için burada şöyle bir durum olacak. Bir tane LeBron James'i koyduk. Bunun bir üst seviyeye çıkma ihtimali yani 80 overall olma ihtimali %40. Bu riski alıyorsanız derece yükselt diyorsunuz ama eğer olmazsa çıkmazsa %40 ihtimal değil %60 ihtimal gelirse bu LeBron James'i kaybediyorsunuz. Yani kendi 78 LeBron James'inizi kaybetmiyorsunuz ama bu kopyasını kaybediyorsunuz. Ben şimdi bu riski alacağım. Severim böyle şanslı olduğumu düşünüyorum ve LeBron James'imizi %40 ihtimalle 80 overall'a çıkaralım bakalım. Onaylıyorum. Çıkmadı. Çıktı çıktı tamam aman. O animasyon neydi öyle? 80 overall'a çıkardık. Dereceli de o zaman bu LeBron'la oynarız. Madem yükselttik. 4 tane Andre Drummond'ım var mesela. Andre Drummond'larımı da bir yükselteyim bakayım. 72 overall yaptım.
Böyle bir 74 overall Andre Drummond. Bak iki tane koyarsam %100 ihtimalle 3. seviyeye çıkıyor. Ama ben bir tane koyacağım. Bu riski alacağım. Neden alacağım? Çünkü bir sonraki seviyeye çıkartmak için diğer Andre Drummond'a ihtiyacım olacak. Hadi şu riskten bir alnımız ak bir şekilde ayrılırsak. Geldi. Geldi. Evet. Şimdiki ihtimal ne olacak acaba? 74 overall Andre Drummond'umuz var. %15 ihtimal. %15'i denesek mi ya? %15 çok düşük. Yok, ben bir tane de Andre Drummond biriktireceğim ya burada. Denemeyeceğim. Bu riski almayacağım. Bir dereceli oynamak istiyorum artık. 3'e 3 dereceli açıldı. Önce LeBron'la başlayacağım dereceliye. Kaybetmemek için. Ondan sonra diğer karakterlerimizle deneyeceğim. Mesela Kevin Durant deneyeceğim. Bundan sonraki oyun. LeBron'umuzu alalım abi. LeBron'la da üçlük soktuk bir tane. Ja Morant'le de soktuk. Aslında bu oyuncularla da üçlük atabiliyoruz. Galatasaray 1 diye bir takım arkadaşım var. Sarıdaş, merhaba. Julius Randle almış. Julius Randle sevmediğim bir oyuncudur ama 78'e kadar yükseltmiş. Ya da Julius Randle 78 mi, ona bakmadım. Fena olmaz. Karşıda Spencer Dinwiddie, RJ Barrett, Jonathan Isaac var. Galatasaray 1'in internet biraz zayıf galiba. Geç bağlandı. Haydi bakalım, haydi bakalım. İlk dereceli maç 3 dakika üzerinden oynanıyor. Bu 11'de bitmiyor. 3 dakika bittiğinde kim öndeyse o kazanıyor. Galatasaray 1, ne yapıyorsun ya? Kardeşim orta sahadan dağıtma. Beyler böyle olmayın işte. Böyle olmayın. Boşum. Boşum bak, yine Galatasaray attı. Galatasaray kardeşim yine orta sahadan denedi. Jonathan Isaac sen dağıt. Sen dağıt. RJ Barrett boş orta mesafesi kaçırdı. Boş. Bana. Evet. Köşede boş kaldım. Üçlüğümü yolladım. Ben de kaçırayım. Tamam. Kötü başladık. Kötü başladık. Derecelinin baskısını kaldıramadık. Bana bak, çember altındayım. Gittim turnikem isabetsiz. Evet, kaldıramadım o baskıyı. Pas verelim Galatasaray 1'e. Yolla kardeşim orta sahadan, çok iyi yolluyorsun. Eline sağlık. Rebound'u ben alırım ama. Rebound'u alırım. Turnikem. Bunu da kaçırdım. Jonathan Isaac. O da kaçırdı. Beyler hadi lan. Çaylak 3'te kalmak istemiyorum. Çaylak 3 hiç bize göre bir yer değil. RJ bir çembere gidiyor. Geçit var. Geçit yok diyecektim. Ben de. Açılın. Açılın beyler, top babada. Hop, açılın beyler, top babada. Çembere gidiyorum. Smaç'la bitirdim. Evet. Evet, alışıyoruz. Hop, top babada. Ripley izliyoruz. Tekrar da topu yalnız nasıl çekmişim öyle. RJ bir boş üçlük. İsabetli. Galatasaray 1 bizi çok yaraladı ya. Boşum. Hadi üçlük atacaksın biliyorum orta sahadan. Rebound'u alalım bari. Rebound'u alalım. Jonathan Isaac. Boşum. Ulan bana be. Güzel. Fark 3. Son 1.5. Basketbolda 1.5 dakika ömür duruyor ya. Zıpladım, yok. Geçtim. Bir tane daha smaç. Tomahawk smacı. 9-6. Beyler bir tane savunma lazım. Bir tane savunma istiyorum. Sonra özel yeteneğim açıldı. Bak, özel yeteneğimle birlikte üçlük atacağım size. Ama pas vermiyor ki Julius Randle. Eline sağlık be oğlum. Eline sağlık Galatasaray 1. Savunmadayım. Yemeyin. Bak, birinin adamı boş. Zıpladım. İsabetli. 1 dakika fark 2. 11-9. Top bende. Güzel. Topun bende olması çok güzel. Çünkü çembere gideceğim. Özel yeteneğimle birlikte smaçla bitireceğim berabere. Çaylak 3'ten çıkmak istiyorum ya. İlk dereceli maçımda galibiyetle başlamak istiyorum. Savunurum. Top çalarım hatta. Top çalamadım. Zıpladım. Yok. İmkanı yok. Boşum. Galatasaray 1, dışarı çıkmadın. Heh. Şöyle bana. Biraz da zamanı oynayalım. Tamam, çıktım. 8 saniye. 7 saniye. Evet. Çembere gittim. Smaçla bitirdim. Öne geçirdim takımı. 33 saniye var. Bu dakikaların adamıyızdır. Bu dakikalarda asla elimiz titremez. RJ Barrett cevap mı veriyor bana? Kaçırdı. Rebound. Çok iyisiniz. Ben biraz süreyi eritim bak. Süreyi eritiyorum. Benden top çalamazsın. O işleri boş ver de. Pas isteme boşuna. Süreye oynamamız lazım. Süre bizim dostumuz şu an. Koşma. Süreye oynasak maçı kazanacağız zaten. Güzel. Üçlükte boş kaldım. Üçlüğümü yolladım. Sakin olun. Atlayın sırtıma. Ben size galibiyeti getireceğim. Dedi ki ben size güzelliği getirecek falan. 5 saniye var. Fark 5. Artık kazandık. Bunun da reboundunu alayım. Bari MVP'lik için bir rebound daha almış olayım. 16-11 kazanıyoruz. Nasıl ya? Bu adam nasıl ya? Yani normalde bu oyunda hep şu ana kadar oynadığımız maçlarda MVP'liğin doğru seçildiğini gördüm. Hep gerçekten en iyi kim oynadıysa ona gidiyor MVP'lik. Ama bu sefer bence bu takımın en iyisi Jonathan Isaac değil, bendim kesinlikle. Burada da zaten görüyoruz. 11 sayı 2 reboundum var.
Jonathan Isaac sadece 7 rebound almış. Julius Randle hariç herkese, hatta rakibe de verebiliyor muyuz? Rakibe de verelim abi. İyi rakiptiniz. Teşekkürler. Julius Randle'a vermedik ama Galatasaray 1'e destek yok. 5 seviye olduk. 10 tane daha bana Team Infinite bileti veriyor. Bu bana Team Infinite bileti verdiği sürece ben de bunları açacağım ya. Benim biraz paket bağımlılığım var. Buradan bakalım kimi çıkaracağız bu sefer. Bir tane daha LeBron. Bir tane daha LeBron. Hatta bir tane daha LeBron verirse çok iyi olur. Ben Adebayo'muzu güçlendireceğiz. Bir tane daha LeBron verdi. Ne istesem oluyor şu an. Dedim ama paket şansım vardır dedim. Şimdi oyuncumuzu geliştirelim. Ne istiyor benden? 2 tane LeBron koyunca %30 ihtimal veriyor sadece. %100'e ulaşmak için 2 tane daha eklemem lazım. 4 olunca %100 ulaşacak. Ben bu 2 LeBron'u %30 şans için riske edemem. Kolay çıkmıyor. LeBron, bir LeBron kolay yetişmiyor. Bu LeBronlar ağaçta yetişmediği için riski alamam. Bam Adebayo'yu hemen 81 overall'a yükseltelim. Bir tane de Bam Adebayo ile oynayalım dereceli bence. Kevin Durant demiştim ama uzun oynamadık daha hiç. Bir de uzun nasıl oynanıyor ona bakalım. Günlük görevlerden bunu alalım abi. LeBron James bir tane daha kazandık bak. Sadece bir LeBron James'e ihtiyacım var şu an. Bir paket daha açarım o zaman. Kesin bir paket daha açarım. Sadece bir LeBron'a ihtiyacım var. Burada da 5 level olduğum için oyunun mağazası açıldı ve oyun mağazasında satın alımlar yapabiliyorsunuz. Burada bedavaya bir paket vardı. Bedava ne olsa alırız. Bedava 1000 altın abi. Gayet iyi. Elmasla birlikte bir şeyler alabiliyoruz. Mesela 30 elmasla bir tane üstün koleksiyon parası alalım. Burada LeBron James koleksiyonu görmüştüm. Buradan bir tane çekiliş hakkı kazandım. Bir tane hemen harcadık çekiliş hakkımızı. Buradan güzel bir şey çıkaralım ya LeBron James koleksiyonundan. Ne verdin? 18.000 altın paketi verdin. Çok iyi. 18.000 altın. Ben şimdi 6 seviyede bu arada efsaneler modu dereceli açılıyormuş. Ben Adebayo öyle bir tane daha domine edeyim de şurayı. Ondan sonra efsaneler moduna da bakarız. Bu arada gerçekten inanılmaz hızlı maç buluyor. Birçok kullanıcısı var zaten. Türkiye'de de inanılmaz sayılara ulaşmış bu oyun. Bastığınız an buluyor maçı. 68'lik Tim Hardaway Jr. gerçek mi ya? Hadi Bam Adebayo ile çember altını karartalım biraz. Hava atışına da ilk defa ben çıkacağım. Zamanlamalarım çok iyidir. Reflekslerim inanılmazdır. Top havaya çıkar çıkmaz alırım bu topu. İnanılmazım bu konuda. Şimdi çembere koşacağım. Artık biraz daha işçilik yapacağım. Reboundları toplayacağım böyle. Dışarı çıkaracağım. Uzun oynamak da keyifli aslında. Bir de savunmada herkesi bloklayacağım. Tim Hardaway Jr. eline sağlık. 82 Bam Adebayo ile kazandıramayacağım maç yok diye düşünüyorum. Bak Keldon Johnson üzerime geliyor. Keldon Johnson. Zor be kardeşim o işler. Burada Bam Adebayo var. Perde koydum. Çok iyi perde koydum. Aaron Gordon kaçırdı ama oradayım. Gittim turnikem isabetli. Ben aslında uzun mu olsam ya? Main'imi uzun mu yapsam? Ya Bam Adebayo ile takılabiliriz biraz. Bak bak bak. Andre Drummond el soktu. Keldon Johnson kimseye pas vermiyor ve çembere geliyor sürekli. Bir sonrakini bloklarım. Bir daha çembere gelirse bloğu yiyecek. 2 dakika var. Bu maçı kazanacağız gibi duruyor. Hemen çembere gideyim ben tekrar. Beni takan yok. Tim Hardaway Jr. çembere gitti. Smaç'la bitirdi. Gel bakalım Keldon Johnson. Gel bakalım üzerime. Turnikesi çok zor, çok zor. Aa, rebound alamadım be bu sefer. Bu arada Keldon Johnson dediğim adam asla Keldon Johnson değil. Spencer Dinwiddie. Sabahtan beri yanlış adama Keldon Johnson diyorum. Özelliğimdir o da. Oyuncuları karıştırmak özelliğimdir. Burada çok potanın altında kalmışım. Perde koyalım sana. Perde koyalım. Aaron Gordon zor, zor, çok zor. Çok zor. Ama Allah'tan ben buradayım. Ben olmasam ne yapardınız acaba? Hemen pasımızı verelim. Perdemizi koyalım. Çembere gidelim. Çok iyi hareket. Çok iyi hareket Tim Hardaway Jr'dan. Pişirdi Spencer Dinwiddie'yi. Bu sefer bloklayacağım. Bu sefer bloklayacağım. İnanılmaz bir blok koydum. Yalnız blok koymak şu oyundaki en zevkli şey olabilir. Rebound aldım. Bir tane de smaçla bitirdim. Kesin MVP benim burada. Blok koymak bayağı keyifli. Sırf bunun için bile uzun oynanır. Yanıyorum bu arada. Madem yanıyorum, neden kendim kullanmıyorum ki topu? Hop, orta mesafede boş kaldım. Bir tane de orta mesafe göstereyim size. Yok, Bam Adebayo'yla o işler zor tabi. Alırım reboundu. Alırım reboundu. Turnikem isabetsiz. Bir rebound daha. Takip smacı mı? Takip smacı da mı var bu oyunda? Asla LeBron James'le oynamam bu saatten sonra. Yani yapabildiklerimi gördüm bir uzunla. Asla bundan sonra LeBron James körü yok. Uzun arayan bana yazsın. Üçlük deniyorlar. Box out yapalım bir de. Bir de öyle rebound alalım. Hemen dışarı çıkarırım. Hemen dışarı çıkarırım topları. Aaron Gordon topun üstünden geçti. Ya bacaklarının arkasından geçirdi ve smaçla bitirdi. Bu tarz animasyonlar da varsa belli bu oyun bağımlılık yapacak bize ya. İşe giderken, okula giderken her yerde oynayabileceğimiz bir oyun. Bu arada rebound almayı da unutmayın. Bunu alırım. Bunu alırım. Bunu alırım. Hop aldım. Bir tane de üçlük atayım be. Bir tane de üçlük atayım. Hak etmedim mi? Yok. Adebayo'nun üçlüğü yok ki. Orta mesafesi vardır biraz. Ama hak ettiğimi düşündüm. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Rebound bende. MVP olmama şansımı görmüyorum bu maç. Kaçtı. Hop rebound aldım.
Bir tane de turnike. Neyse bunu saymalım abi. Sonuncusu sayılmasın. MVP oluyorum ben Adebayo'yla. Yani çaylak 2'den çıkabildik mi? En kötü derecede olmak istemiyorum. En kötü renke sahip adam olmak istemiyorum. 11 rebound 8 sayı. Neredeyse double double. Bir tane de blok ki. Blok bu oyunda yapabileceğiniz en iyi şey. Evet çaylak 2. Artık o eski çaylak 3 ilker yok. Bambaşka bir ilker var artık. Hemen beğenelim takım arkadaşlarımızı. Onlar da bizi beğendi. Spencer Dinwiddie'yi de beğenelim. Devam. Keyfi. Arada beğeni atarım böyle karşı takıma. O zaman maç arasında her zamanki gibi paket açacağız. Şundan bir tane açma hakkım var. Açayım ya. Belki tekte iyi oyuncu çıkarırım. 10 tane açınca çıkaramıyorum ama tekte belki olur. Yok. Calvin Johnson. Olmalı. Şansımız denedik olmalı. Bundan 10 tane daha alacağım. Bam Adebayo'yu geliştirmek istiyorum. Benim main'im Bam Adebayo olacak. O yüzden ne kadar Bam Adebayo çıkarsa buralarda o kadar iyi. Andre Drummond bir tane bile çıkmadı mesela Bam Adebayo. Jamorant'la oynamak da keyifli. Ya bu oyunda ki en iyi şeylerden biri de yani sadece LeBron James'le oynamak keyifli değil. Sadece Jamorant'la oynamak keyifli değil. Her oyuncu da farklı şeyler verebildiği için sana her oyuncuyu oynamanın ayrı keyifleri var. 7. seviyede de birebir normal açılıyormuş. Bu videoda onu göremezsiniz muhtemelen. Ama birebir de benim basketbola dair en sevdiğim şeylerden biri. Çünkü birebir sizin nasıl oyuncu olduğunuzu belli eder. İyi oyuncuysan birebir de maç kaybetmezsin. Birebir de birçoğunuzun ifadesini almaya geleceğim. Hadi bu sefer de 76'lık Kevin Durant'le deneyeceğim. Biraz böyle hezi pull up atarız. Orta mesafeleri falan deneriz. Kevin Durant'imizi gösterelim bir de insanlara. Yok 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 boşum bak boşum. Boşum. Üçlükte kaldım. Kevin Durant'te de bu var. Yokmuş. Yokmuş. Kötü bıraktım ama bu tamamen benim hatamdı. Pas verelim. Şimdi çok şut attık. Takım arkadaşları arıza yaratmasın bize. Andrew Wiggins inanılmaz crossover yaptı bu arada. Eline sağlık. Haydi bu videoyu maç kaybetmeden bitirelim ya. Blokla, blokla. Bloklayamadık. El sokma. El sokarsan geçersin maçlarım. Orta mesafem bomboş. Tam bir Kevin Durant şutu. Yani smaca gitmedik. Orada orta mesafede durduk ve şutumuzu attık. İşte Kevin Durant da bunları yapabiliyor. Tim Hardaway Jr. çembere gitti. Blok var. Ben vurdum sandım ama. Bir de bloktan sonra o titretme işi de çok iyi. Ekran titriyor blok koyduktan sonra siz. Aaron Gordon'un üzerinden orta mesafem isabetli. Kevin Durant bunları kaçırmayacak. Kıran kırana özelliği varmış Kevin Durant'ın. Bakalım o neymiş. Onu da açalım. Yok yok içindeyim bunun. Yok açtım bak. Özel yeteneğimi açtım. Topu atladı. Yok yok alamazsın. Alamazsın o topu. Topu çalmak için hamle yaptı ama özellikle de Kevin Durant'la ben yanıyorken o işler çok zor. Şöyle orta mesafede duralım. Yok kaçmaz. Asla kaçmaz. Kaçtı. Jonathan Isaac. Jonathan Isaac pas ver lan. Jonathan Isaac boşuz. Boşum. Boşum. Jonathan Isaac boşum. Jonathan Isaac şu an basketbol topuyla bir şeyler yaşıyor. Ya atıyor alıyor. Atıyor alıyor. Andrew Wiggins sen de kaçırdın. Ya tamam ben yapayım ya. Tamam. Onu da ben yapayım. Tamam. Ekmek almaya da ben giderim. Jonathan Isaac rebound aldı. Andrew Wiggins 360 derece smaç vurdu. Aaron Gordon. Yok yok. Yere gömdüm Aaron Gordon'u. Kesinlikle blok koyabilen bir oyuncuyla oynayayım buna. İnanılmaz bir keyif. Yani Curry'den falan o keyfi muhtemelen alırsın. Bende Curry yok bilmiyorum ama blok koyabilmek inanılmaz bir keyif. 10 rebound bir asist Jonathan Isaac'ten ama çok şut kaçırdı. Çaylak bir vakti. 9 sayım var, 2 reboundum var, 1 bloğum var. Bence ben hak etmişim ama hadi Jonathan Isaac'e beğenilisini verelim. Gerçi onlar bana vermedi. Geri alabiliyor muyum? Alamıyorum. Boşa bir beyine gitti. 6 level oldum bu arada. Efsaneler dereceli modunda oynayacağım. Ama eğer isterseniz yorumlarda belirtin. NBA Infinite hakkında bir seri yapalım. Zaten NBA Infinite hakkındaki bir sonraki videoda göreceksiniz. Çaylak 1 değil artık en üst seviye ne varsa beni orada göreceksiniz. Öyle çaylak 1 ilkeri bir daha da göremezsiniz. Şimdi oyuna yeni başladık. Şimdi kendi ilk 5'imizi oluşturabiliyoruz. Yedeklerle birlikte. Burada ben Julius Randle yerine Aaron Gordon'u atmak istiyorum. Aaron Gordon oynasın burada. Bu kadroyla devam edelim. Bir tane de efsaneler modu göstereyim size. Sonra videonun sonuna gelelim artık. Efsaneler modu dereceli. Bu da dereceliymiş. Başlat abi başlat. Burada da çaylak 3'üz. Bakalım bu nasıl? Bunu 5'e 5 oynayacağız. Rakibin kadrosuna bakıyorum. Brook Lopez, Bojan Bogdanović, LeBron James, Anthony Simons ve Jordan Poole var. Bizim kadromuz daha iyi gibi şimdi. Bam Adebayo'su olsun, Ja Morant olsun. Bizim kadromuz daha iyi gibi geldi bana. 3'er dakikadan 2 yere oynayacağız gibi geliyor bana. Perde istiyorum abi. Perde istiyorum. Perdeyi aldım bak. Harika perde. Üçlüğümü yolladım. İsabetle 3 sayıyla başladım Ja Morant'le. Jordan Poole'un savunmasındayım. Ja Morant Jordan Poole'u çok rahat savunabilir. Yok yok zıpladım. Zıpla al reboundu. Haydi devam. Bam Adebayo'yla Brook Lopez'e atak edelim bakalım. Brook Lopez'i geçeriz. Brook Lopez biraz yavaş bir oyuncu ve Bam Adebayo'yla smacı vurduk. Sıfıra karşı devam ediyoruz şu an. Yok 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 el üzeri el üzeri el üzeri. El üzeri bu da el üzeri yok bu da yok. Alayım reboundumu LeBron James'e. Aa 2 saniye var 2 saniye var. Süreyi unuttum ya. Süre fark etmez ki. LeBron James var. Bizde LeBron James var. Fark etmez ama süreyi de unutmamam lazım bir de. 8-0 başladım. Yine top çalamadım. Daha oyunda top çalmam yok hiç. Blok koydum. Hani rebound aldım. Asist yaptım. Şut soktum. Üçlük soktum ama
top çalmam henüz yok. İçindeyim, içindeyim. Yok yok, attırmayacağız sana. Brook Lopez atıyorsa atsın. Attı. Ja Morant'le crossover'larla geldik. Bir tane spin, Ja Morant karşıma çıkmayın dedi. Ja Morant'in karşısına çıkmaya da korkuyorlar. Yok 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 yok, reboundumu alayım ben. Reboundumu alayım. Ama rebound alayım be. Rebound almadaki oyuncu değiştirme işi biraz zor. Rebound alırken oyuncu değiştirmek, ama bir yerden sonra alışıyorsunuz. Ja Morant'le üçlükte durdum. Crossover'la geçtim Jordan Poole'u. Çembere gittim. Bir smaç daha vurdum. 12'ye 2. Son 24 saniye. Son top olarak kullanacağım bunu. Yavaş yavaş getirelim. Bacak arası arkadan. Bacak arası arkadan. Jordan Poole ne yapıyorsun ya? Jordan Poole neler yapıyor ya? Üçlük atalım hadi. Tamam, süreyi kullanmayalım. Üçlük atalım. Jordan Poole bayağı üçlük atmamı istedi çünkü. Son 6 saniye. Blok geliyor. Hazır mısınız? Blok geliyor. 3 saniye. 2 saniye. Blok gelmedi. Olmasın o işler. İlk yarıyı 15'e 4 önde kapattık. İkinci yarıya başlayacağız şimdi. Zıplattı beni. Adam değiştir hemen. Bir al. Ooo. Eline sağlık kardeşim. İyi sayı. İyi de öldürürüm, hakkını yemem. Yalnız benim bu Ja Morant'le hortumlarım ne olacak? Baksana. Reverse yapıp duruyorum. Reverse yapıp duruyorum. Tazmanya canavarı gibi top getiriyorum Ja Morant'le. Bir tane top çalmak istiyorum artık ya. Yok. Ya bir tane top çalsam. Her şeyi yaptım. Bir tane top çalamadım ya şu oyunda. Bojan Bogdanović yok. Zıpladım. Zıplayamadım. Zıplayamadım. 17-9. Bir geri dönüş söz konusu değildir umarım. Biraz da LeBron James oynayayım. LeBron'a bir perde gelsin Ja Morant'ten. Çok uzaklardan LeBron James'e üçlüğümüzü yollayalım. Yok yok, bu biraz şov oldu. Bam Adebayo smaçlı oğlum. Turnike de olur. 19'a 9. Geri dönüşe izin yok. Bu sefer top çalıyorum. Hazır mısınız? Bu sefer top çalıyorum. Cık, yok yine boşa, yine boşa. Yine boşa, yine boşa. Bu sefer çaldım. Asla çalamıyorum. Ben yani tam top çalacağım zaman adam crossover yapıyor ya. Ayıp denen bir şey var ya. Yok yok, zıpladım. İmkanı yok onun. Reboundumuzu alalım. Çıkalım, hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım. Marcus Smart var. Marcus Smart'ta smaç var mı? Yok. Marcus Smart'ta sadece turnike var. Bu sefer çaldım be. Jordan Poole orta mesafesine gitti, isabetli. Perde istiyorum be. Madava öyle üçlük atacağım. Herifle artık öyle bir dalga geçme noktasına geldim derken çizgiye bastık. Be Madava'nın o kocaman ayakları. What? Köşeye sığamadı. Hop çaldım. Ulan bir tane top çalmadan bu maçı bitirmeyeceğim. Size de söz olsun. Bu maçın sonuna kadar bir tane top çalacağım. Hadi top çalma vakti. Al lan, al lan, çaldım. Ah, az kalsın çalıyordum ya. Ama topu elinden çıkardım. En azından adımdır ya. O da adımdır. Ja Morant çembere gitti. Smaçla bitirdi. 23-11. 11 sayı farkla değil. Benim matematik şaka mı? 12 sayı farkla kazanıyoruz. Yok 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 yok. 12 sayı farkla kazandık. Kim MVP? Kesin Ja Morant'tır. Bütün sayıları onunla atmış olabilirim. Ja Morant kaç sayı? 14 sayı. 1 asist, 2 üçlük. Eline sağlık Ja Morant. Çaylak 2'ye çıktın mı? Çıkamadım. Evet. Yenilgisiz bir şekilde videoyu kapatıyoruz artık. En son açacağımız bir paket varsa onu da açalım ve videoyu kapatalım. Seviye 7 oldum bile. Birebir de açılmış. Artık o da bir sonraki videonun konusu olsun. NBA Infinite ile alakalı içerikler gelmeye devam edecek çünkü mobil oyun olarak karşılığı olan bir oyun yok. NBA severseniz, basketbol severseniz mecbur bu oyunu oynayacaksınız. Bir de bu oyun Türkçe ve ücretsiz. O yüzden biz de bu oyunu bol bol oynayacağız. İnanılmaz bağımlılık yapıyor zaten bu kasma isteği. Paket açayım, işte bir tane daha LeBron alayım. O LeBron'u geliştireyim. Şunu yapayım, bunu yapayım. Körüm yok, bir tane kör alayım. Böyle diye diye farklı oyun modlarıyla birlikte bağımlılık yapıyor. Hemen bak, ben bir tane daha paket açacağım mesela. Var mı? Allah'tan param yok. Param olsa bir tane daha paket açacaktım ama yokmuş. Ben biraz para kasmaya devam edeyim. Marketten de bir oyuncu alabiliyor muyuz? Mesela Lamelo Ball alabiliyoruz. Bam Adebayo alabiliyorsam Bam Adebayo alacağım. 425 bin diyor ya. En yüksek fiyatlı oyuncuya da baktım markette. Nikola Jokic'miş. 2,5 milyon. Bende daha bunun 10'da biri var henüz. Bakalım. Buralarda aktif görürsünüz beni markette. Şimdi 8 level'da da klan açma oluşuyor. Bizim de bir klanımız olacak. İlker Sırt klanına girmek için Discord'da iletişimde kalalım. Ve İlker Sırt klanı olarak bu oyundaki en iyi oynayan oyuncular olalım. Bu kanalın izleyicilerinin ne kadar çok basketbol bildiğini ve yetenekli olduğunu bu oyunda gösterelim herkese. Gerçekten inanılmaz bağımlılık yapan bir oyun olacağı kesin. Metrobüste, otobüste, metroda, Marmaray'da her yerde oynayabileceksiniz. Ve atıyorum bir yere yolculuk yaparken ya da bir sıra beklediğinizde, bir şey yaptığınızda çıkıp hemen 3'e 3 dereceli maç atmak. Yani böyle bir imkan yok da bir NBA sever olarak, basketbol sever olarak hem Türkçe hem bedava birçok şeyin bir araya gelmesiyle bu oyunun oluşması, önümüzde büyük bir nimet var. Birlikte oynayalım diyorum. Açıklama kısmındaki Discord kanalımıza katılın. Bunu oyunu birlikte oynayalım. 3'e 3 girelim sizle. Discord'a katılınca da NBA Infinite için geldim yazmanız yeterli sohbet kısmına. Gereken yere alınacaksınız. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.